Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021 bütçesi rakamlarıyla hiçbir gerçeklik ifade etmiyor. Bunun için söylüyorum, sarayın güdümünde olan bazı kurumların açıkladığı rakamlardan hareket ederek söylüyorum. Örneğin İşkur. İşkur'un işsizlik rakamı hiç kimseye inandırıcı gelmiyor. Örneğin TÜİK. TÜİK'in sadece enflasyon rakamlarına baktığımızda, inanın en fanatik AKP'li kardeşlerim bile bu rakamlara inanmıyor. Çünkü bu rakamları pazar yalanlıyor. Bu rakamları market yalanlıyor. Bu rakamları konfeksiyon dükkanları yalanlıyor. Başka bir örnek, Sağlık Bakanlığı. İşin başından beri açıkladıkları hiçbir rakam doğru değil. Kayıplarımızı bilmiyoruz. Hasta sayımızı bilmiyoruz. Böyle bir çaresizlik içerisinde vatandaşlarımız bu badireden kurtulmaya çalışıyorlar. Onun için bu ülkenin onurlu insanlarının alın terinin her damlasının yansıdığı bu bütçe halkın bütçesi değil. Şimdi bütçe 1.3 trilyona bağlanmış. Güzel. Ama bu bütçenin finansmanının 1.1 trilyonu vergilerle karşılanıyor. Ne acıdır ki AKP'nin 19 yıldır hazırladığı bütçelerde olduğu gibi bu vergi gelirlerinin 1/3'ünden fazlası da benim emekçi kardeşlerimin alın terinden kesilen vergilerden karşılanıyor. İşte böyle bir bütçe hazırlanıyor. Başka bir şey. Bir bakalım Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce neydi, sonra ne oldu? Ha, önce bütçe açıklarına bakalım. Yıl 2017. Bütçe açığı 48 milyarla kapanıyor. Yıl 2018, anlı şanlı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlıyor. Öngörülen bütçe açığı 66 milyar ama sonuçta 70 milyarla kapanıyor. Sonra 2019 yılına geliyoruz. Öngörülen bütçe açığı 80 milyar, 123 milyarla kapanıyor. Yıl 2020, 139 milyar bütçe açığı öngörülüyor. Ama daha yılın 9. ayında 140 milyar. Göreceğiz. Bu yılın sonunda bütçe açığı en az 2 milyarı aşacak. Ve nihayet 2021 görüşülen bütçede bir rekor var. AKP'nin bir rekoru var. Ve bu rekor tarihimizde ilk kez. 1.3 trilyonluk bütçenin 245 milyar açığıyla başlayan bir bütçe. Yani öngörülen bütçenin 1/5'i bir açık söz konusu. Bununla kalacak mı? Mümkün değil. Yine 2021'in sonunda göreceğiz, yaşayarak göreceğiz ki bu açık 300-400 milyarları bulacak. Sakın ha, sakın ha bu açığı pandemiyle ilişkilendirmeyin. Niçin? Biner lira yardım ettiniz, IBAN'la topladınız. Kısa çalışma ödeneği ödediniz, işsizlik fonundan karşıladınız. Bütçeyle alakası yok. Ama bir şey yaptınız. Güzel, yapalım. Hayır hasanat işleri çok iyi. Mesela 156 ülkeye maske ve dezenfektan dağıttık. Mesela Tunus'a 5 milyon dolar hibe ettik. Mesela Somali'ye 3,5 milyon dolar hibe ettik. Ama sizi tanımlayan öyle güzel bir atasözü var ki, kendi himmete muhtaç dede nerede kaldı, vatandaşa himmet ede. İşte sizi bu tanımlıyor. Ya benim 17 milyon yoksulum var. Benim çöp konteynerlerinden ekmek toplayan vatandaşım var. Benim işsizim var, benim çaresizim var. Önce kendi kapımızın önünü süpürelim. Şimdi AKP iktidarı başlarken yoksullukla mücadele edecekti. Güzel, müthiş bir şey. Bir hadis var ki 24 saat unutmamamız gereken bir hadis. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Müthiş bir şey. Müthiş bir hadis. Bunu sözüm ona mücahitken söylenen sözlerdi. Sonra müteahhitlerle yol arkadaşlığı başladı. Sonra da müsait olundu. Yanlış anlamayın, bu bir alıntı. Bu benim değil.
Bu Sayın Nuhan Kurtulmuş'un sözü. Mücahit, müteahhit, müsait. Bir şey sorulacaksa, özellikle hesap sorulacaksa dönüp Sayın Kurtulmuş'a soracaksınız. Başka bir şey. Bu bütçede ne var? Madem ki Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 4 milyar 39 milyon bütçesi var. Meclisin 1 milyar 1.9 milyar. E olsun. Burası meclis. Orası saltanatın sürdüğü saray. Fazla olacak elbette. Bununla sınırlı mı? Değil. Bir başka bütçesi var Cumhurbaşkanlığı. Ne? O da strateji ve bütçe başkanlığının içinde yedek ödeneğin de olduğu 10.1 milyar liralık bütçe. 3 Milli Saray'la bütçesi var 230 milyar. 4 çok önemli. İletişim Daire Başkanlığı'nın 422 milyar milyon bütçesi var. Bitti mi? Mümkün mü? Turp'un büyüğü hirbede hiç kimsenin sorgulayamayacağı örtülü ödenek var. Ört köylem. Kime ne gidiyor belli değil. 6.6 milyar. Toplam 21,5 milyar Cumhurbaşkanlığı'nın ödeneği var. Ya şimdi diyeceksiniz ki bu kadar değil. Haklısınız. Çünkü bütçenin tamamını zaten tek adam kontrol ediyor. Bununla sınırlı değil ki. Cumhurbaşkanlığı bütçesine ayrılan 21,5 milyarın günlük harcaması 59 milyon. Garibanın 39 lira. Bakın bu 59 milyon var ya, bir gündeki 59 milyon tam 25 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk düşüyor. İşte saray, işte safahat, işte saltanat. Başka ne var? Şimdi Sayıştay sayılmalı, önemli. Sayıştay'ın üyelerini kim atıyor? Meclis. Ağırlıklı olarak nasıl atıldığını siz biliyoruz hepimiz. Sayıştay 10 yıldır bıkmadan, usanmadan bir uyarı yapıyor. Diyor ki ey saray, ey kurumlar, ya şu derneklere, vakıflara, birliklere yaptığınız para aktarmasını açıklayın. 10 yıldır açıklamıyorlar. Başta saray açıklamıyor. E balık baştan kokar. Saray açıklamazsa tam 134 kurum ve belediye, dernek ve vakıflara yaptıkları bağışları açıklamıyorlar. Ya korkmayın, açıklayın. TÜRGEV'e ne verdiniz? TÜGVA'ya ne verdiniz? ENSAR'a ne verdiniz? Açıklayın. Şeffaf olun. Onun için bu bütçe şeffaf değil. Eşitlikçi değil. Paylaşımcı değil. Bu bütçenin başka bir özelliği var. O da şu. Şimdi Sayıştay takmıyor. Saray takmıyor. Başka bir şey var. Ya ben Kızılay ile ilgili bir soru yönelttim CİMER'e 2 kez. Bana verilen cevabı söyleyeceğim. Akıllara zarar. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı duysun. Bu soruyu şimdi ben ona yönelteceğim. Sayıştay'ın yönettiği soruyla birlikte 2 temel sorun var. 1. Birliklere, vakıflara, cemaatlere, derneklere aktardığınız paraları açıklayın. 2. Kızılay hepimizin koruyup kollaması gereken bir kurum. Bu kurumda ne oldu biliyor musunuz? Son bir yıldır tartışılıyor. Yolsuzluk, usulsüzlük. Ya diyorum ki bu kurumu tartışmalı ortamdan çıkaralım. Bunu CİMER'e yazıyorum. CİMER İçişleri Bakanlığı'na yazıyor. İçişleri Bakanlığı CİMER'e yazıyor. Son söz. Bu soruların cevabını Kızılay'ın internet sitesine bakın. Ya bizim aklımızı alay etmeyin. Biz Kızılay'ın internet sitesine bakmaya düşünemiyor muyuz? Siz kaçıyorsunuz. Ben bunu CİMER'e niye soruyorum? Çünkü Kızılay'ın onursal genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun için soruyorum. Onun için soruyorum. Ama cevap yok. Bakın, bu bütçeden hayır gelmiyor. Hiçbir işinizden hayır gelmiyor. Çünkü çok ah aldınız. Adalet arayanların ahını aldınız. Hak arayanların ahını aldınız. İntihar edenlerin ahını aldınız. O kadar çok ah aldınız ki. Heybenizde kıyamet kadar ah var. Onun için yaptığınız işten de bu bütçelerden de hayır gelmiyor. Son söz. Şimdi gider ayak olağanüstü ihale yapmıyorsunuz da adrese teslim iş veriyorsunuz. Fütursuzca davranıyorsunuz. Hırçın ve gerginsiniz. Diyorsunuz ki ne yaparsak yapalım nasılsa gidiyoruz. Bizden sonra tufan. Sizden sonra tufan olmayacak. Çünkü bu yağma ve talan düzeni kurulacak olan halk iktidarıyla birlikte refaha kavuşacak ülke. Tıpkı Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, Hatay'da, Aydın'da, Tekirdağ'da olduğu gibi her şey
çok ama çok güzel olacak diyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.